أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, imtihan için yaratıldığımız bu dünyada bizi Allah'a yaklaştıracak, cennete yerleştirecek, ahirette yüzümüzü ak edecek iyilikler ve güzellikler bir tane, iki tane değildir. Elhamdülillah, yüzümüzün aklına vesile olabilecek, amel defterimize kaydettirebileceğimiz güzellikler çoktur. Bir insanın bir Müslüman kardeşine tebessüm etmesi bile, selam vermesi, tokalaşması, sevgi ve muhabbeti artıracak bir tavır ve davranışta bulunması, Subhanallah demesi, Elhamdülillah demesi, Allahu Ekber demesi, yoldan bir eziyeti gidermesi, namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hac yapması. Daha sayamayacağımız nice güzellikler, nice güzel ameller vardır. Bütün bunlar bizim kazanmamıza vesile olsun diye Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri tarafından Habibi vasıtasıyla bizlere öğretilen güzelliklerdir. Nasıl ki arı kovanından çıktığında envai çeşit çiçeklere konar, bu envai çeşit çiçeklerden bal yaparsa, ne kadar çiçek çok olursa o balda o kadar kaliteli olur. Nasıl ki bir arının yaptığı bal çiçeklerin çokluğuna göre kalite arz ediyorsa, biz müminlerin de yapacağımız kulluk ne kadar çeşitli çiçeklerden oluşursa o kadar kaliteli olur. Bu bakımdan sadece namazla, sadece oruçla, sadece zekatla, sadece hac ve umre ile değil, mümkün oldukça fazla çiçeklerden istifade ederek bal yapmalıyız, ibadet oluşturmalıyız. Bugünkü dersimizde bizi Allah'a yaklaştıracak ve birçok faydası bize olacak, bize birçok fayda sağlayacak ibadet türlerinden bir türden bahsetmiş olacağız. Kıymetli dostlar, sadaka dediğimiz zaman sıdk, sadık, sıddık kelimeleriyle ilintisi, bağlantısı aynı kökten gelen, aynı kökte buluşan kelimelerdir. Sadaka, sadakat kökünden gelen kulun Allah'a olan sadakatini, imana olan sadakatini ispatlayan, sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek
bir çıkar, maddi bir çıkar ve menfaat beklemeden Allah için, Allah rızası için bir fakire, bir yetime, bir yoksula veya bir ihtiyaç sahibine veya kuruma, kişinin vermiş olduğu hayırdır. Buna neden sadaka dendi? Allah'a olan, Peygamber'e olan Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem imanındaki sadakatini ispatlıyor. Ahirete olan inancındaki sadakatini, ciddiyetini ispatlıyor. Çünkü normalde insan karşılıksız bir şey vermez. Karşılık bekler. Bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde yetişmiş profesörlerden birisi Amerika'ya gidiyor. Muhtelif üniversitelerde efendim mesai arkadaşlığı yaptığı bir profesörü ziyaret ediyor ofisinde, yazıhanesinde. O Amerikalı profesör diyor ki, ben kahvaltı için poğaça aldıracağım. Eğer sen de kahvaltı yapacaksan parasını ver, sana da poğaça aldırayım diyor. Yani misafir olarak gittiği üniversite profesörü, kendisini ziyarete gelen adama efendim bir kahvaltı ikram etmeyi manasız, anlamsız buluyor. Ver parasını, sana da ısmarlayayım diyor. Çünkü onun Allah rızası diye bir beklentisi yok. Ama Müslüman öyle midir? Bir kuşa, bir köpeğe bile verilen suyun bize artı olarak döneceğini, ahiret sermayesi olarak döneceğini inanırız. Dolayısıyla insana haydi haydi. Kim Allah'a ve Resulüne iman ederse misafirine ikram etsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sadakaya neden sadaka dendi? Kişinin ahirete olan imanındaki sadakatini ispatlıyor. Allah'a olan imanındaki sadakatini ispatlıyor. Kıymetli dostlar, sadaka iki kısımdır. Bir sadaka-i cariye var, bir de normal sadaka var. Alâ külli hal, her ikisi de değerlidir, her ikisinin de artıları çoktur. Sadaka ne zaman sadaka-i cariye olur? Eğer bir insan verdiği sadaka uzun süre devam ediyorsa veya kendisinin ölümünden sonra hala devam ediyorsa, fakir fukara ondan istifade ediyorsa veya insanlar ondan istifade ediyorsa, ona cariye deniyor, sadaka-i cariye. Bu cami-i şerifin temelinin atılmasında ve yapılmasında emeği geçip çalışan veya idareciliğini yapan insanların çoğu şimdi toprağın altındadır. Ama onların ortaya koymuş oldukları bu sadaka hala devam ediyor. Biz bugün cuma namazımızı bir camide kılmış olacağız ki bu camiyi yapan ve yaptıran insanların şimdi çoğu toprağın altındadır. Öyleyse onlar gitti ama sadakaları devam ediyor. Bir insan gitse bile devam eden sadakasına ne deniyor? Sadakayı cariye deniyor. Sadaka alâ külli hal çok faziletli bir ameldir. İnsanın yüzünü ak eden, amel defterinde bulunması gereken çiçeklerden bir çiçektir. Dersime başlarken dedim ki, bir arı ne kadar fazla çiçekten bal toplayıp yaparsa, o bal o kadar kaliteli olur. Biz de kulluğumuzu ne kadar çeşitli ibadetlerden oluşturursak, o kadar kaliteli bir kulluk meydana getirmiş oluruz. Kıymetli dostlar, İbrahim Suresi'nin 31. ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurur: "Kul li ibadiyellezine amenu." Habibim, iman eden kullarıma de, benim talimatımı onlara ulaştır. "Yukimus salah." İman ettiler ya, namazlarını aksatmadan kılsınlar. İman bunu gerektirir. Namaz, namaz, namaz. Namaz gözümün bebeğidir demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın olduğu yerde namaz olur. Namazın olmadığı yerde iman sağlam durmaz. Gitmek üzeredir. Yolcu, yolcu demektir. Ne demek yolcu? Bir insan bir yere taşınacağı zaman, bir evden başka bir eve taşınacağı zaman ne yapar?
koliler getirir, eşyaları içerisine doldurur, halıları toplar, öyle mi? Tabakları toplar. Bu gelse bir komşu baksa, koliler, efendim tabaklar içerisine konuyor, halılar toplandı, efendim çuvala konuyor bazı şeyler. Ne anlar? Yolculuk var, buradan taşınıyor bazı. Nereden anladı onu? O yaptığı hazırlıklardan anladı. Kıymetli dostlar, bir insan namaz kılmıyorsa, dinden, imandan çıkmak için hazırlık yapıyor demektir. İster farkında olsun, ister farkında olmasın. O, dinden, imandan uzaklaşmanın bir hazırlığıdır. Çünkü her kılmadığı namazda şeytana ne yapıyor? Şeytanın bir oltasına takılıyor. Her kılmadığı namazda şeytanın bir oltasına takılıyor. Elbette şeytanın oltasına takılan bir gün, oltaya takılan balık, suyun üzerine çıkıp hayatını kaybettiği gibi şeytan ona ne olacak, namaza da gerek yok söylettiği zaman, namaz da o kadar önemli değildir inancına getirdiği zaman sudan çıkmıştır, ölmüştür, imanda kalmamıştır. Evet, İbrahim suresinin 31. ayeti kerimesinde Rabbimiz, Habibim, mümin kullarıma de ki namazlarını kılsınlar, dosdoğru kılsınlar. Ve yunfiqu mimma razaqnahum sirran ve alaniye. Namaz kılmaları da yetmez. Ben onlara verdiğim rızıklar var. Neyimiz varsa hepsini Allah vermiştir. Bunu böyle bilmek lazım. Neyimiz varsa Allah vermiştir. Sahip olduğumuz şeyleri kazanırken kullandığımız aklı kim verdi? Eli kim verdi? Ayağı kim verdi? Fabrikayı kim verdi? Patronu kim yarattı? O maddeyi kim yarattı? Hepsi Allah. Bütün sermaye %100, Araplar mi'e bi mi'e derler. Yani %100 kimin sermayesi? Ben Allah'ın sermayesiyim, gücüm Allah'ın sermayesi, aklım Allah'ın sermayesi, gözüm Allah'ın sermayesi, kulağım Allah'ın sermayesi, elim ayağım %100 Allah'ın sermayesi. Öyleyse sahip olduğumuz mallar, mülkler kimindir? Allah'ın bize ikramıdır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Habibim, kullarıma de ki namazlarında hassas olsunlar. Bir. Bir de bizim verdiğimiz rızıklar var onlar. Onlardan gizli ve aşikare infak etsinler. Gizli ve aşikare. Milletin gördüğü yerde infak etsinler, milleti teşvik etmek için. Bir de gizli olarak infak etsinler, samimiyetlerini ortaya koymak için. Samimi. Allah için vereceksin. Millet desin, dedikodu yapsın diye değil. Aleni olarak vereceksin, niçin? Teşvik olsun diye. Başkalarına teşvik olsun diye. Bilhassa zekat açık olarak verilmeli. Bir çevremizdeki insanlar bizim zengin olduğumuzu biliyor, zekat verdiğimizi görmez, bilmezlerse bu adam cimri adam, zekatını da vermiyor diye suizanda bulunabilirler. Hem bu suizanı def etmiş oluruz, hem de zaten zekatı erkeksen verme ya. Erkeksen verme. Zekat vermemenin vebaline katlanabilir misin? Zekat vermekte riya olmaz. Farz namazı kılmakta riya olmaz. Farz orucu tutmakta riya olmaz. Mecbursun, Müslümansın, imanının gereği bunu yapacaksın zaten. Bunda gösteriş olmaz. Gösteriş daha çok nerede olur? Nafile oruçlarda, nafile namazlarda ve nafile sadakalarda olur. Onun için de ki Habibim, ey iman eden kullar, Allah sizden Celle Celaluhu dosdoğru namaz istiyor. Bir de verdiği rızıklardan gizli ve aşikare infak etmenizi, Allah yolunda harcamanızı istiyor. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَئْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ Alışverişin olmadığı, dostluğun geçerli olmadığı gün gelmeden önce infak etsinler gizli ve aşikare talimatını kim veriyor? Allah veriyor. Kim için söylüyor bunu? İman edenler için söylüyor. Yani her birimiz için söylüyor. Demek ki kıymetli dostlar, bizim vazifelerimizin arasında namaz olduğu gibi bir de ne vardır? İnfak etmek vardır. Yani gizli ve aşikare Allah yolunda fakirdi, yetimdi, yoksuldu, muhtaçtı veya hayır kurumu idi, yardım etmek, infak etmek vardır. Kıymetli dostlar, İnsan infak ederken, Allah yolunda harcama yaparken karşılığını Allah'tan bekleyecek ve karşılığında cennetten dereceler bekleyecek. Öyleyse bir insan infak ederken kazandığının temizinden ve helalinden infak edecek.
Haramdan temin edilen paranın infakı olmaz. Yani adam bir sürü faiz biriktirmiş, alıyor faizi, fakire veriyor, yetime veriyor, yoksula veriyor, bundan da mükafat bekliyor. Bundan ne mükafat bekleyeceksin? Bundan mükafat beklemeden elinden çıkaracaksın bunu. Çünkü bu bir sadaka değildir, bu bir sadakat değildir. Bir pisliğe bulaştın, o pisliği sen ondan temizlenmeye çalışıyorsun, ondan uzaklaşmaya çalışıyorsun. Onun için Allah Celle Celaluhu kazandıklarınızın temiz olanından infak edin diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Kıymetli dostlar, Tegabun suresinde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri "Fettekullâhe mestetâtum" kullarım, benden size talimattır. Gücünüzün son damlasına kadar, gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkacaksınız. Ne kadar gücünüz yetiyorsa takvaya o kadar bürüneceksiniz. Vesma'u, beni ve Resulümü dinleyeceksiniz. Vati'u, dinlediklerinize de itaat edeceksiniz. He biliyorum, duydum, he öyleydi deyip geçmeyeceksiniz. Eğer Allah böyle dediyse hayata taşıyacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptıysa onu da hayata taşıyacaksınız. Duydum yetmez. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik diyeceksiniz. Ve cümlenin sonu da, ayeti kerimenin sonu da şöyle geliyor kıymetli dostlar. Ve men yuqa shuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlardır kurtuluşa erenlerin kendileri. Demek ki nefsin insana verdiği bir cimrilik duygusu var. Bu cimrilik duygusundan insan kurtulabilirse felaha ermiş olabilir. Eğer cimrilik duygusundan bir insan kurtulamıyorsa bu insanın felaha ermesi zordur. Kıymetli dostlar, sigara içen bir insan düşünelim. Sigara içen bir insan günde bir paket sigara içtiğinde yıllık sigara masrafını düşünün. Eğer bu insan bir yılda sigaraya verdiği para kadar Allah yolunda fakir fukaraya, yetime, yoksula yardım etmiyorsa nasıl hesap verebilir? Fakirlikten, yoksulluktan mı? Nice fakir insanlar var ki her gün bir paket sigara parasını buluyorlar. Peki Allah yoluna vermeye sıra gelince o tarakta benzeri olmamış oluyor. Tabii insanın insana hesap vermesi kolaydır. İnsanın insanı aldatması kolaydır ama Allah'a hesap vermek kolay değildir. Peki bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurmuş? Bir de onları görmeye çalışalım kıymetli dostlar. İki türlü sadaka olduğunu söylemiştim. Bir sadakayı cariye, bir de mutlak sadaka. Cariye ne demektir? Bir insan sadakayı verdikten sonra da o sadaka devam ediyor. Hatta öldükten sonra da devam ediyor. İşte camiler, medreseler gibi. Yetimhaneler gibi. Bir de sadaka vardır ki hani fakir birisi açtır, götürdün lokantada yedirdin, karnını doyurdun. Bu da bir sadakadır. Her iki sadaka der, insanın yüzünü ak eder. Evet. Ama sadaka-i cariye kalıcı olduğundan dolayı elbette diğerinden daha farklı özellikleri ve güzellikleri vardır. Şimdi Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her birimizi ilgilendiren bir şey söylüyor. Ne diyor bakalım? مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمْهُ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٍ. Her biriniz arada tercüman olmadığı halde yarın mahşerde hesap yerinde Allah her birinizle konuşacak. Yarın ahirette mahşer meydanında Allah Celle ve Ala Hazretleri arada bir tercüman olmadan direkt kullarıyla kendisi konuşacak, her birimizle konuşacak. Nasıl olduğunu gidince göreceğiz. İstesek de göreceğiz, istemesek de göreceğiz. Peki, فَيَنْضُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمْ فَيَنْضُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمْ فَيَنْضُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Allah Celle ve Ala Hazretleri her birinizle arada tercüman olmadan konuşacak. İnsanoğlu sağına bakacak, yaptıklarını görecek. Soluna bakacak, yaptıklarını görecek. Önüne bakacak, cehennem ateşini görecek. Sağına baktığı zaman yaptığı iyilikleri görecek. Soluna baktığı zaman yaptığı kötülükleri görecek. Önünde de cehennem ateşini görecek.
Böyle buyurduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fettakun nara velev bi şıkkı temretin buyurdu. Yani o cehennem ateşinden yarım hurma ile de olsa kendinizi koruyun. Verecek hiçbir şeyin yok. Bir hurma da verecek imkanın yok ama yarım hurma verebilirsin. O yarım hurmayı ver diyor. O seni cehennem ateşinden koruma noktasında işe yarar diyor. Sen o yarım hurmayı verdiğinde aldığın gönül var ya, belev ki yarım hurma ile bile olsa, hani yarım elma gönül alma diye bizde bir tabir var ya, elma kadar orada ne meşhurdu? Hurma meşhurdu. Bir şıkkı temretin diyor. Yani bir hurma verme imkanın yok ama yarım hurma verme imkanın varsa o yarım hurma ile de kendinizi cehennem ateşinden koruyun diyor. Kıymetli dostlar, ne anlıyoruz bu hadis-i şeriften? Demek ki bir mümin insan verdiği sadakalarla beraber kendisini cehennem ateşinden korur mu? Sadakalar cehennem ateşine karşı bir kalkan görevi yapar mı? Elbette yapar. Nereden anlıyoruz bunu? Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şeriften anlıyoruz kıymetli dostlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh emirul müminin der ki ذُكِرَ لِي اَنَّ الْاَعْمَالَ تُبَاهِي. Yani insanın yaptığı ameller yarın ahirette artık şekillenecek ve teraziye girecek. Her birisinin bir ağırlığı olacak. Ameller kendi arasında tartışırlar. Ben senden üstünüm, ben daha üstünüm diye. فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ اَنَا اَفْضَلُكُمْ. Sadaka, amel, insanın yaptığı ameller içerisinde sadaka, diğer amellerimize der ki ben sizin içinizde en faziletlisiyim. Çünkü bir insan kendi öz malından, yani Allah'ın kendisine verdiği öz malından sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek çıkartıyor, hiç tanımadığı bir insana veriyor. Bir yetime veriyor, bir yoksula veriyor, değil mi? Veyahut da ta Afrika'daki tanımadığı, görmediği bir insana gönderiyor. Afrika'da bir kuyu açayım diyor. Efendim, gariban ülkelerde bir kuyu açayım diyor. Ne kuyuyu görüyor, ne kuyudan içenleri görüyor, istifade edenleri görüyor. Peki bu adam bu duyguyu nereden elde ediyor? Sadece ve sadece Allah Celle ve Ala Hazretlerinin rızasını kazanmak maksadıyla yapıyor. Kıymetli dostlar, sadakanın insana temin ettiği faydalardan birisi, insanoğlu günah işlediği zaman Rabbini gazaplendirir. Yani yaptığımız ibadetler neticesinde, fedakarlıklar neticesinde, Allah için yaptığımız güzel amellerin neticesinde Mevlamızın rızasını kazandığımız gibi, işlemiş olduğumuz suçlar ve günahlar sebebiyle Mevla'nın rızası yerine gazabını celbetmiş oluruz. Bir kul yalan söylüyorsa, bir kul faize bulaşıyorsa, bir kul anasına babasına kötü davranıyorsa, bir kul komşularına, eşine, çocuklarına kötü davranıyorsa, bir kul haramlara bulaşıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın rızasını mı celbetmiş olur, gazabını mı celbetmiş olur? Gazabını celbetmiş olur. Peki bir insan Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbederse, o insan için bundan daha büyük ne felaket olur? وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ. Allah'ın kulundan azıcık razı olması onun için en büyük nimet, en büyük şereftir. Tam tersine, Allah-u Teala'nın kulundan azıcık gazap etmesi de onun için en büyük felakettir. İşte kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اِنَّ صَدَكَةَ السِّرِّ تُطْفِعُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Bir insanı gizli gizli vermiş olduğu sadakalar, öyle aleni millete ilan ederek değil, nafile sadaka, gizli gizli çaktırmadan efendim verdiği sadakalar Rab Celle ve Ala Hazretlerinin gazabını söndürür diyor. Demek ki işlemiş olduğumuz günahlar sebebiyle Rabbimizin bize gazap etmesi muhtemeldir. Rabbimizin bize bu gazabını bertaraf edecek, gazabı bir ateş gibi düşünün, bunu söndürecek sebeplerden birisi nedir? Bir kulun gizli gizli sadaka vermesidir. Zaman zaman anlatırım, Almanya'da çalışan Yozgatlı bir dostumuz, daha önceleri öğrenci velimiz, şimdi de toprağın altında rahmeti rahmana kavuşmuş olan bir kardeşimiz, Almanya'dan geldiğinde bana uğrar ve
gelirdi, bir miktar talebeler için yardım ederdi. Gündüz böyle bir yardım ettikten sonra, bir de gece akşamdan sonra gelirdi, yine bir yardım daha, aynı gün bir yardım daha yapardı. Dedim, sen bugün gelmiştin, gece ve gündüz infak edenler, onu gündüz yaptım, bunu da gece yaptım deyip, hem gece infaktan hem de gündüz infaktan istifade edeyim niyetiyle böyle yapardı. Verirken de gizli verirdi, yani başkalarının yanında vermezdi. Bazen de başkalarının yanına verirdi, gizlisinden de istifade edeyim, aşikaresinden de istifade edeyim derdi. İşte kıymetli dostlar, sadaka ne yapıyor? Gizli olarak verildiği zaman Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin günahlarımız sebebiyle bize karşı oluşan gazabını söndürmüş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle öğreniyoruz. Biraz önce de okumuştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın her biriniz arada tercüman olmadığı halde Rabbinizle konuşacaksınız, sizi hesaba çekecektir diyor. İnsanoğlu sağına bakacak, yaptığı güzel amelleri görecek. Soluna bakacak, yaptığı kötü amelleri görecek. Önüne bakacak, cehennem ateşini görecek. Buyurduktan sonra, cehennem ateşinden kendinizi yarım hurma sadaka vermek suretiyle dahi olsa koruyun demesinden anlıyoruz ki, sadaka insanı ne yapar? Cehennem ateşinden de korur. Kıymetli dostlar, yarın ahirette mahşer meydanında uzun bir bekleyiş vardır. Ne kadardır? 50 bin seneden bahsederler ama uzun bir bekleyiş olduğu hadis-i şeriflerden net bir şekilde anlaşılır. Allah hepimize yardım eylesin. Nasıl ki dünyada bizim ömrümüz, yaşamamız, şartlar kendi elimize göre değildir. Ne zaman geleceğiz, ne zaman gideceğiz? Oradaki manzara da bizim elimizde olmayan bir manzaradır. O uzun bekleyişte güneşin çok yaklaşacağını, insanların ter gölleri içerisinde kalacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde anlatırlar. Bazı insanlar topuklarına kadar, bazı insanlar dizine kadar, bazı insan beline kadar yukarıya doğru devam edecek bir ter göllerin içerisinde kalmak var. Bunların hiçbirisi tesadüf değildir. Herkes ameline göre Cenab-ı Hak herkesi yerleştirecek ve o mahşer meydanında kim ne çile çekiyorsa dünyada yapmış olduğu amelin karşılığıdır. Bu böyle. İşte tam bunları böyle müzakere ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini görelim. Küllü mri'in fî zilli sadakatihi hattâ yuqdâ beynen nâs. İnsanlar arasında mahkeme, mahkeme-i kübrada mahkeme bitinceye kadar o güneşin gölgesi, güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı o dehşetli manzarada eğer insan dünyada sadaka veren birisi ise onun vermiş olduğu sadaka şemsiye gibi kendisini o güneşin gölgesinde güneşten gölgeleyecektir ve onu rahata kavuşturacaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zamanda bu manada 7 grup insan vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgeleneceklerdir onlar. Başka hiçbir gölgenin olmadığı gün Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan bahseder. Bir tanesi de وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شُمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Bir insan gizli bir sadaka vermiştir. Sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar gizli bir sadaka vermiştir. Yani halis, muhlis Allah için vermiş. Dedikodu, millet söylesin, milletin gözüne gireyim, öyle bir şey yok. İşte bir insan sağ elinin verdiğini sol elinin duymayacağı kadar samimi bir havada bir sadaka vermiş ise yarın ahirette Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan birisi de budur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geçenlerde bir kardeşimiz bir zarfın içerisine bir miktar para koyarak efendim küçük çekmecedeki Kur'an kursu inşaatına harcanmak üzere gönderdi zarfı. Zarfın üzerine de yazıyor. Sadakalarınızı gizlerseniz daha güzel olur. Ne güzeldir.
İşte teşvik maksadıyla de ilan edersin, o da güzeldir. Yani adını bildirmeden, sadece bunun harcanacağı yer olarak göndermiştir. Bu nedir şimdi? Kendisini hiç kimseye tanıtmadan, hiç kimseye tanıtmadan, efendim bir sadakayı cariye göndermiş oluyor. Kıymetli dostlar, demek ki yapacağımız sadakalar dünyada bir fakirin, bir yetimin gönlünü aldık, ihtiyacını gördük, bir yoksulun ihtiyacını gördük, darda kalmış birisinin elinden tuttuk veya bir hayır kurumuna yardım ettik, ahirette Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan birisi olabiliriz. Bilhassa sağ elimizin verdiğini sol elimiz duymadıkça. Bir insan ahirette güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı o demde vermiş olduğu sadaka kendisine gölgelik olacaktır. Hadis-i şerifini de unutmayalım. Kıymetli dostlar, verdiğimiz sadakalar aynı zamanda hastalıklarımız için şifa kaynağı olacağı konusunda efendim Ahmed İbn Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte اِذَا اَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ فَاَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَمْسَحْ عَلَى رَأْسِ الْيَت۪يمِ buyuruyor. Kalp hastalıklarının şifası için, kalp hastalıklarının şifası için Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kalbinin yumuşamasını ister misin? Kalbinin manevi doyum ve manevi dolumla şereflenmesini ister misin? O zaman yoksul insanların ihtiyacını gör, yetimin başını okşa buyurmuşlardır Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kalp hastalığını giderdiği gibi başka hastalıklara şifa olur mu? Yahya Aleyhisselam Beni İsrail'e bir takım tavsiyelerde bulunmuştur. Efendim, sadakanın belaları nasıl def ettiğini, sadakaların belaları nasıl def ettiğini Yahya Aleyhisselam Beni İsrail'e yapmış olduğu tavsiyelerden 5 maddelik bir tavsiyede bulunmuştu. Bir tanesinde şöyle demişti: ben size sadaka vermenizi, fakire, yoksula, yetime ilgi duymanızı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmenizi efendim tavsiye ederim. Allah için harcama yapmanızı tavsiye ederim. Zira sadaka veren insanın misali neye benzer? Düşman birisini esir etmiştir. Elini kolunu bağlamışlardır boynuna. Efendim boynunu vurmak için bir köşeye götürmüşler. Boynunu vurmaya sıra gelmiştir. Boynu vurulmaya sıra gelmiş olan insan dese ki onlara, siz benim boynumu vurmayın, benden istediğiniz para ise ben size para vereyim ve beni salıverin. Tamam, ver parayı, seni salıverelim demişlerdir. Vermiş parayı ve salıvermişlerdir kendisini. Yani tam ölüm noktasındayken, büyük bir belayla karşı karşıyayken verdiği parayla kurtulduğu gibi bir insanın verdiği sadakalar da onun başına gelebilecek olan belaları def eder diye Yahya Aleyhisselam böyle bir örnek vermiştir. Kıymetli dostlar, bir insan sadaka vermekle, bilhassa sevdiği şeylerden, beğendiği şeylerden sadaka vermek suretiyle kullukta birru takva dediğimiz üstün bir derece vardır. O birru takvaya ancak bu şekilde ulaşabilir. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân Suresi'nin 92. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ birru takvaya, kulluğun üstün derecesine sevdiklerinizden infak etmedikçe ulaşamazsınız, asla ulaşamazsınız ayeti kerimesi de bunun çok açık delilidir. Kıymetli dostlar, bir insan cömert olursa, fakiri, fukarayı, yoksulu gözetirse, cebinden çıkarıp sadaka vermeyi ahlak haline getirirse ne olur? Kazandığı güzelliklerden bir tanesi de her gün sadaka veren insana her gün melekler dua eder. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz her gün güneş doğduğunda 2 tane melek inerler ve şöyle dua ederler: Allah'ım, cömertlik yapanlara, fakire fukaraya, hayır kurumlarına yardım edenlere sen de bol bol ver. Allah'ım, cimrilik yapanların da bereketini yok eyle diye dua ederler.
Kıymetli dostlar, bir insan öyle veya böyle serveti olabilir. Fakat kefenin cebi yoktur. Kefene sarılan insanın ayağında çorap da yoktur. Parmağında yüzük de yoktur. Kısacası dünyadan benimdir deyip de götürebildiği hiçbir şey yoktur. Ancak bir insan servetinden ve malından Allah için verdiği ne kadar varsa her gittiği yerde bunu görecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu "Men zellezî yukridullâhe qardan hasenâ" Hadid suresinde "Kim Allah'a güzel bir ödünç ile ödünç verecek?" buyuruyor. Demek ki Allah için verdiklerimizi biz Allah'a ödünç olarak veriyoruz. Ayrıca Allah'a ödünç olarak verdiklerimizi beş verip beş almıyoruz. İnnel musaddikine vel musaddikati ve akradullaha qardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim. Hadis suresinin 18. ayeti kerimesinde. Yani Allah'a sadaka veren erkekler ve kadınlar, güzel ödünç veren insanlar, Allah onların verdiklerini kat kat artırarak kendilerine ahirette sunacaktır buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, yarın ahirette cennetin muhtelif kapıları olacak, giriş kapıları olacak. Bu kapılar, efendim mesela oruç konusunda mahir olan insanlar oruç kapısından çağrılacaklar. Namaz konusunda mahir olan namaz kapısından çağrılacak. Cennette sadaka kapısı da vardır. Sadaka konusunda cömert olan insanlar o kapıdan çağrılacaklar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ''Ya Resulallah, her kapıdan çağrılacak adam da var mıdır?'' Sadece bir kapıdan değil de her kapıdan çağrılacak adam da var mıdır? Evet vardır buyurdu. Ümit ediyorum ki sen de onlardan birisisin dedi. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz oruçta örnek, cömertlikte örnek, sadakada örnek, teheccüdde örnek. Artık o insan her kapıdan ey Ebu Bekir gel bizden gir, gel bizden benden gir diye efendim o kapıdaki görevliler onu çağırmış olacaklardır. Kıymetli dostlar, iki türlü insana gıpta edilir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki türlü insana gıpta edilir, başka hiç kimseye gıpta edilmez. Dünyada bir adamın parasına, makamına, mevkisine hiç gıpta etmene gerek yok. Arabasına, arsasına, yazlığına, kışlığına hiç gıpta etmeye gerek yok. Sadece iki şeye gıpta edilebilir. Nedir o? Bir adam düşünün ki ilim sahibidir, irfan sahibidir. Geceleri kalkıyor, namaz kılıyor, Kur'an okuyor, gündüzleri Kur'an'la amel ediyor. Yani canlı bir Kur'an. Bu insana imrenilir. Allah'ım bana da böyle olmayı nasip eyle denir. Bir ikinci var imrenilebilecek, bir üçüncüsü yok. Kimdir o? Adam zengin adamdır. Ama cömert mi cömerttir. Sağa veriyor, sola veriyor, önüne veriyor, arkasına veriyor. Vermekten mutluluk duyan bir cömert. Vermekten mutluluk duyan bir cömert. Allah için veriyor. Vermekten, cömertlikten mutluluk duyan bir zengin. Buna da imrenilir. Bakın dünyada hiç başka üçüncü bir kimseye imrenilmez. Birisi Kur'an'ı okuyor, anlıyor, yaşıyor, canlı bir Kur'an oluyor. Buna imrenilir. Bir de adam zengin adamdır ama cömert mi cömerttir. Efendim, vermekten mutluluk duyuyor, ikram etmekten mutluluk duyuyor. Kazanmak ne kadar tatlıysa birileri için, onun için de cömertlik etmek bu kadar mutludur, bu kadar sevinç vesilesidir. İşte bu insana imrenilir. Demek ki böylesine bir cömert insan nereye benziyor? Gece gündüz Kur'an okuyan, onu yaşayan, canlı bir Kur'an olan insan nasıl değerli ve imrenilebilir ise, bu insan da öylesine imrenilebilir birisidir diyor kıymetli dostlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki dersime başlarken okuduğum ayeti kerimeyi manasını vererek dersimi bitirmeye çalışayım. Diyor ki Yasin'de 12. ayeti kerimesinde inna nahnu nuhyil mevta. Biz ölüleri dirilteceğiz muhakkak. Ve nektubu ma qaddemu. Hayattayken takdim ettiklerini yazmışızdır. Ve âthârahum, hayattayken yaptılar, onlar yazılıdır.
ve âthârehum eserleri de yazılıdır. Ne demek eserleri? Yani bir var ki hayatta namaz kılmış, zikretmiş, Kur'an okumuş, yapmış yapacağını, tebessüm etmiş, selam vermiş, bunlar yazılı. Bir de eserler bırakmışlar, cami yapmış, medrese yapmış, efendim yetimhane yapmış, su kuyusu açmış, Kur'an-ı Kerim vakfetmiş, kitap vakfetmiş kütüphaneye. Yani kendisi öldükten sonra devam eden bir eser bırakmıştır. Onları da biz kaydetmişizdir diyor. Kıymetli dostlar, bir insanın yapmış olduğu sadaka ya cariye bir sadaka olur. Yani kendisi ölümünden sonra devam eder camiler, mescitler gibi, su kuyuları gibi. Veyahut da anında ihtiyaç gören bir sadaka olur. Her ikisinin de faydaları elbette sonsuzdur. Ama sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da kendi amel defterine yansıdığından dolayı özellikle sadaka-i cariyeye de ne yapılabiliyor? Teşvik yapılıyor ayeti kerimelerde ve hadis-i şeriflerde. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan öldüğü zaman amel defteri dürülür. Bitti, kapandı. Ancak üç şeyden dolayı hayır namına amel defteri açık kalır. Bu üç şeyden birincisi sadaka-i cariyedir. Yani devam eden sadakadır. Şimdi sizin biraz sonra namaza durduğumuz zaman okuyacağınız sureler, dualar değil mi? Bunları birileri öğretti size. O size öğretenler nerededir şimdi? Çoğu toprağın altındadır değil mi? Bak devam eden bir iyilik de bu değil mi? Devam eden bir iyiliktir. Bu gerçi ilim kısmına giriyor. Sadaka-i cariye. Bu cami-i şerifin yapılmasında temelinde olan insanların çoğu toprağın altındadır. İdare edenler, para verenler, tuğla taşıyanlar çoğu toprağın altındadır. Ama şimdi siz toplandınız, biz toplandık. İbadet ediyoruz. Kimin? Onların yapmış olduğu, temelini atmış olduğu camide. Onlar bundan istifade ediyorlar mı şimdi? Çocuklar onları unutmuştur. Veya çocukları da gitmiştir ahirete. Torunları onları unutmuştur. Ama bizim kılacağımız şu cumadan onlar istifade ediyor. Talebelerimizin okudukları şu medreselerde her harfinden istifade ediyorlar. Çünkü sadaka-i cariyedir. Veyahut da faydalı bir ilim bırakırsa bir insan veya salih bir evlat bırakırsa o evlat ona dua ettiği sürece amel defteri açık kalmış olur. Kıymetli dostlar, dersimin başında kullandığım bir cümle vardı. Arı ne kadar çeşitli çiçeklerden bal toplarsa o bal o kadar kaliteli olur. Kul da ne kadar çeşitli ibadetlerden kulluğunu oluşturursa o kadar kaliteli bir kulluk sergilemiş olur. Ahirette bizi kurtaracak olan sadakamız mıdır? Orucumuz mudur? Zekatımız mıdır? Hangisidir bilemeyiz. Hepsinden biz çuvalı dolduracağız. Sandığımızı dolduracağız. Rabbim hangisine bakarak bize merhamet edecek? Haydi kulum gir sen salih kullarımın arasına, iyi kullarımın arasına diyeceğini bilmiyoruz. Onun için biz hepsinden biriktireceğiz. Rabbim her birimizi helalinden bol bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Ve kendi yolunda harcayarak ahiret sermayesine dönüştürmeyi cümlemize nasip eylesin. Cimrilik felaketinden, belasından, musibetinden de Rabbim her birimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.